bizi iyi yetiştirebilmek için çok uğraştı. O yüzden ben antrenörlükten çok anneliği daha çok gördüm onunla, öyle diyeyim. Futbolcu olmak istedim. Uzun konuşmalar sonucunda annem kazandı. Basketbola devam etme kararı aldım. Playful summer in your head. Smile at me from across the room. I'm wrapped up, lost in you. İzmir Büyükşehir'de oynadı, onu biliyorum. Yıldırım Spor'da oynadı. Doğru mu Yıldırım? Doğru. Yıldırım. Yalova'da oynadı. Başka? Başka nerede oynadı? Bağnalı. O da bilmiyordur belki. O da bilmiyor olabilir. Evet, İzmir Büyükşehir Belediye Spor'da oynadım. Kırklareli'nde oynadım. Urla'da oynadım. İzmir Spor'da oynadım. Levent Spor Kulübü'nde oynadım. Hatay Dört Yol'da oynadım. Ya çok uzun olduğu için yani. İlk önce voleybol oynuyordum. Sonra basketbolla tanıştım. Bizim zamanımızda küçük yıldız, genç A kategorisi aynı anda oynayabiliyordun. Şu anda yok o. İki kategoride oynayabiliyorsun. Bizde üç ya da dört kategoride iyiysen seni oynatıyorlardı. İlk o şekilde başladım. Basketbola başladığımdan bir ya da iki sene sonra profesyonel hayata geçtim. Birinci ligde oynamaya başladım. Aynı zamanda üniversiteyi kazandım. Dördüncü sınıfta ilk eşimle tanıştım. Beşinci sınıfta çocuklarımı doğurdum. Hemen akabinde Lausa dönemindeyken Giresun Fisko Birlik beni istedi. Sadece Türkiye şampiyonası için, ikinci ligden birinci lige çıkmak için. Birinci lige çıktık. Ondan sonra ben ara verdim. Sonrasında çocuklarımı yetiştirme basketbol adına. Zaten ben antrenmanlara giderken ve maçlara giderken, hani gerçekten bunlar ikizler ama biz üçüz gibiydik. Sadece üçümüz her yere birlikte gidip geliyorduk. Ben basketbolu birazcık daha seviyor gibiydi. Oktay da gerçi seviyordu ama Oktay antrenmanlarıma katılmak istemiyordu. Ben birazcık daha hevesliydi. Bizi iyi yetiştirebilmek için çok uğraştı. O yüzden ben antrenörlükten çok anneliği daha çok gördüm onunla, öyle diyeyim. O bize hem anne hem baba oldu. O yüzden antrenörlük yapacak da aslında bize çok zamanı yoktu. Ben de annelik diyorum. Beraber oynamışlığımız da var bu arada. Saha içerisinde gayet ciddi oluyor. Orada tamamen antrenör kişiliği devrede. Ama onun dışında annelik yani. Bize kıyamıyordu yani. O yüzden annelik diyorum ben de. Çocuklarımda yaşıtlar var ama geneli şu anda Z kuşağıyla birlikte saygı duyuyorlar. Z kuşağıyla bizim kuşak arasında evet, ben de Oktay'ın kuşağı da Y kuşağı ama çok farklı. Maçtayken zaten yani Allah ne verdiyse. Ben çok gurur duyuyorum tabii ki. 48 yaşında hala bu kadar iştahlı, aç olmak yani 10 yaşında, 15 yaşında basketbola yeni başlamış bir çocuk gibi. En son birinci ligde oynayıp basketbolu bırakmak istiyorum. Yapmak istediğim basketbolla ilgili bu sezonu yine çok iyi geçirmek istiyorum. En iyi şekilde geçirmek istiyorum. Gençlere tavsiyem çok çalışmalarını, basketbol multidisipliner bir yaşam tarzı. Bunu yaşamlarına dökmeleri lazım.